Değerli dostlarım, hepinize selamlar. Ben Muhammed İkbal Tansu. Bugün sizlerle birlikte düşük bütçeli telefon önerisinde bulunacağım. Bana çok istek geldi. Abi 900 liram var, 800 liram var. 800 lira biriktirdim. Bana ne gibi telefonlar önerirsin? Bu yorumlar artınca ben de böyle bir video çekme gereksinimi duydum. Önümde 4 tane markadan telefonlar var arkadaşlar. 4 telefonda 1000 lira altında. Yani bu 4 telefonda 1000 liraya geçmiyor. Ha 1000 lira üstünde satan siteler var mı? Var zaten, siz de altta görüyorsunuz. Örnek veriyorum. Meizu M5 notu N11 1100 TL'ye satıyor. Hepsi burada 900'e satıyor. Hani satıcıdan satıcıya değişiyor. Ancak en ucuz fiyatları zaten altta yazıyor. Hepsi burada da LG G4 950 TL. Meizu M5 not. Hepsi burada aynı şekilde 900 TL. Kaan N2 N11'de 840 TL. Casper Via G1 Plus. Hepsi burada 930 TL. Yani fiyatları, bu dördünün fiyatları birbirine çok yakın. Sizlere elimden geldiğince anlatacağım. Hangisini almalıyız? Hangisi iyi? Bakacağız birlikte, paramızı hak edecek mi? Zaten bütçe çok az, yani 900 TL 800 TL gerçekten telefon almak günümüzde biraz sıkıntılı, çünkü dolar çok yüksek ve çok bir şey beklememek lazım aslında. Hani bu fiyata, bu parayla telefon almak istediğimiz zaman o telefondan pek bir şey beklememiz lazım. Gerek performans açısından, gerek ekran kalitesi açısından, gerek de kamera performans açısından pek bir şey beklememiz lazım. Çünkü bunlar giriş segment telefonlar. Her konuda kısılmış, fiyatı düşük olsun diye. İsterseniz hemen başlayalım. Dediğim gibi önümde 4 tane marka var. Bu arada bazı arkadaşlar bana tepki göstermiş, çok hızlı konuşuyorsun diye. Ben videolarımı izledim, gerçekten hızlı konuşuyormuşum ve anlaşılmıyor, hani kelimelerim anlaşılmıyor. Biraz daha yavaş konuşmaya dikkat edeceğim, daha çok anlaşılır olması için. Değerli arkadaşlar, LG G4 67 puan, Meizu M5 Note 62 puan, Kaan N2 61 puan ve Casper Via G1 Plus 60 puan almış. Bu puanlar neye göre veriliyor? Değerli dostlarım, puanlar ekran çözünürlüğüne, kamera megapikseline, AnTuTu benchmark testlerine vesaire, bunların hepsi toplanıyor. 100 üzerinden puan veriliyor. Bu puanlar arasında LG G4 şu anda bu 4 telefon arasında birinci arkadaşlar. Bu telefonların neyse, bunları geçelim. Boyutları birbirlerine çok yakın. Sadece Casper biraz daha büyük. Casper'ın boyutu biraz daha büyük. Ekran gövde oranı biraz daha iyi diğerlerine göre. Şu an ekran gövde oranı anlamında en düşük Meizu M5 Note arkadaşlar. Bunun da sebebi orta tuş bulunması ve alt ve üst çerçevenin kalın olması. Ancak sizin için tasarım çok önemli bir detay değilse Meizu M5 Note sıkıntı olmaz. Ancak ben tasarım istiyorum derseniz, kesinlikle arkadaşlar tasarım anlamında burada benim en çok hoşuma giden telefon Casper Via G1 Plus. Tasarım anlamında daha güzel. Bunun dışında arkadaşlar, ekran gövde oranı da zaten doğal olarak tasarımı güzel dediğime göre daha iyi olacaktır. 76.56'lık bir ekran gövde oranımız var. Bu Kaan N2 ile neredeyse aynı, ancak diğer telefonlardan farklı ve çok daha iyi. Ekran gövde oranı olması, yüksek olması bence önemli bir değer. Çünkü video keyfi, oyun keyfi daha fazla oluyor. Bunun dışında tabii boyutun büyük olmasının getirdiği dezavantajla birlikte ağırlığı da artmış. Casper'ın 182 gramlık bir ağırlığı var. Kaan N2'de büyük, ancak Casper kadar ağır değil, 145 gram. Bana biraz hani şüpheli geldi, çünkü sonuçta 5.7 inçlik bir telefon. 145 gram olması beni biraz şaşırttı. Artık hani bilmiyorum, malzemeden mi kısmışlar onu bilmiyorum. Bunun dışında kamera arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeyim. LG G4 açık ara bu 3 telefondan da, Meizu'dan da, Kaan'dan da, Casper'dan da iyidir. Buna bir laf yok. Hem ekran kalitesi anlamında hem de kamera kalitesi anlamında LG G4 bu 3 telefonda ciddi anlamda fark atıyor. Her ne kadar kamera megapikselleri birbirine yakın olsa da kesinlikle LG G4 kullandığı lenslerden, sensörlerden ve yazılımdan dolayı bu 3 telefondan çok daha iyi. Yani eğer sizin için kamera ve ekran kalitesi çok önemliyse, burada birinci tercihiniz LG G4 olacaktır. Bunun dışında 4 telefonumuzda 32 GB, 4 telefonumuzda 3 GB RAM'e sahip. Bu çok güzel. Bu fiyata 3 GB RAM ve 32 GB hafızaya sahip olmaları benim çok çok hoşuma gitti. Bu markaların bence yaptığı en güzel şeylerden biri. Bunun dışında Kaan ve Meizu arkadaşlar 8 çekirdek işlemciye sahipken LG ile Casper 4 ve 6 çekirdeğe sahip. LG G4 6. Ancak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki günümüzde iPhone 6, iPhone 6S'lerde 2 veya 4 çekirdek işlemciler bulunuyor. Ancak ona rağmen telefonların performansı muhteşem oluyor. Bu demek değildir ki LG'nin veya Kaan'ın çekirdeği düşük, işlemci frekansı düşük, performansı düşük olacaktır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle CPU üretim teknolojisine bakıyor. Ondan sonra thread sayısına bakıyor. Clock hızına bakıyor. Bunlar önemli. Tabii çekirdek hızı falan da önemli, ancak bu kadar takılmanıza gerek yok. Ben burada işlemci anlamında bu dördü arasında böyle aman aman bir fark göremiyorum.
Arkadaşlarım şöyle bir şey söyleyeyim. Ekran çözünürlüğü anlamında dediğim gibi LG G4 bu 4 bu 3 telefondan daha iyi. Kamera anlamında da daha iyi. Çünkü bakıyorsunuz 4K Ultra HD video kaydı yapabiliyor. Bunun dışında 1440 2560 Quad HD bir ekranımız var. Bu çok çok kaliteli, çok üst düzey bir ekran arkadaşlar. Ekran kalitesi gerçekten LG G4'ün çok yüksek, çok iyi. Bunun dışında batarya anlamına gidecek olursak burada Meizu 4000 mAh'lik bir batarya sunuyor. Zaten batarya yönü anlamında bu 3 telefondan Meizu bu 3 telefondan da daha iyi bir kullanım sunuyor. Çünkü hem ekranı küçük hem işlemcisi biraz daha performanstan kısıp pil kullanımına önem vermiş bir işlemci. Bu yüzden bu tane sizin için batarya çok çok önemliyse kesinlikle tercihiniz Meizu olmalı. Bunun dışında Meizu'nun arkadaşlar SAR değeri belli değil. Yani ne gibi bir SAR değeri sunuyor bu belli değil. Ki muhtemelen 1 watt 0,900 watt dolaylarındadır. Ben böyle düşünüyorum böyle bir telefonda çünkü böyle olması gerekiyor. Ben burada Casper'a gerçekten tebrik etmek istiyorum. Abi gerçekten mükemmel bir değer sunuyor. 0,196 watt bakın 0,196 wattlık bir SAR değeri var. Casper beni çok şaşırttı. Bu mükemmel bir değer bence. SAR değeri mükemmel bir değer. Mükemmel gerçekten. Hani biraz fazla mükemmel dedim ama gerçekten böyle. Çünkü günümüzde amiral gemisine bakın. Orta segmente bakın. Hiçbir telefonda 0,196 watt bir SAR değeri göremiyoruz. Sadece Casper'da bu şekilde. Bunun dışında LG G4 arkadaşlar işletim sistemi anlamında biraz geri. Çünkü eskiden çıkmış bir telefon. Eski bir telefon. Casper, Kaan, Meizu bunlar biraz daha yeni. Şöyle söyleyeyim Casper arkadaşlar yazılım anlamında bu 3 telefondan daha iyidir. Yani yazılım desteği anlamında bu 3 telefondan daha iyi olacaktır. Eğer sizin için yazılım çok önemli bir detaysa, çok önemliyse kesinlikle Casper yazılım olarak iyi olacaktır. Kaan da aynı şekilde keza. Bunun dışında ekran boyutlarından bahsettim, ekran çözünürlüğünden bahsettim. Piksel yoğunluğuna gelelim. Arkadaşlar video başında dediğim gibi LG G4 ekran kalitesi anlamında bu 3 telefondan çok çok daha iyi. Bakın 538 PPI değer sunuyor. PPI ne kadar yüksek olursa ekran kalitesi, ekran canlılığı o kadar artar. Burada baktığımız zaman Kaan ve Casper PPI anlamında çok düşük. Ekranları çok büyük, PPI'ları düşük. Bu yüzden sizlere kaliteli bir ekran kalitesi, yani ekran kalitesi sunmazlar. Ekran kalitesi anlamında Casper, Kaan gerçekten iyi değil. Ancak burada Meizu ve LG'ye baktığımız zaman çok kaliteli bir PPI değeri sunuyor. Sizler için kamera ve ekran önemliyse burada tercih etmeniz gereken iki telefon LG G4 ve Meizu M5 Note arkadaşlar. Bunun dışında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ekran dayanıklılığını falan geçeceğim. Çünkü Kaan vesaire bunların bilgileri verilmemiş. Batarya performanslarını da geçeceğim. Bunlara fazla gelmeyeceğim. Ancak batarya teknoloji anlamında söylemek istediklerim var. LG G4'te Li-ion batarya kullanılmış. Meizu'da Li-ion batarya kullanılmış. Aynı şekilde Kaan'da da Li-ion batarya kullanılmış. Burada lityum polimer kullanılmış Casper'da. Hangisi iyi derseniz ben kesinlikle lityum iyon bataryayı daha performanslı, daha iyi bir, daha güvenli bir batarya teknolojisi olarak görüyorum. Lipo biraz daha düşük bütçeli bir teknoloji arkadaşlar. Yani bu yüzden Li-ion biraz daha iyi bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında 90 dakikada tam dolum gibi bir vaadi var Meizu'nun. Gerçekten beni şaşırttı yani. 899 liralık bir telefon. Pardon, 999 liralık bir telefon. Çok karıştı. 900 liralık bir telefondan 90 dakikada tam dolum özelliği olması çok güzel. Çünkü burada 4000 mAh'lik devasa bir batarya görüyoruz. Bunun dışında kamera anlamında zaten bu iyi. Çünkü zaten baktığınız zaman diyafram açıklığı bile LG G4'ün bunlardan çok daha üstün. Örnek veriyorum 2,2 diyaframa sahip M5 Note. Bu yüzden karanlık ortamda, loş ışıklı ortamda çekimi biraz daha kalitesiz olacaktır. Karanlık ortamlarda vesaire LG G4 bunlardan daha kaliteli video kaydı, fotoğraf kaydı, pardon, fotoğraf çekimi yapabilecektir. Bunun dışında sevgili arkadaşlarım burada işlemci anlamında LG G4 tabii ki de hani biraz daha iyi diyebilirim. Burada Snapdragon 808 bir Yonga seti kullanıyor. Bu da MediaTek MT6755'ten, MediaTek MT6750'den ve Snapdragon 425'ten çok çok daha üstün bir chipset. Yani eğer sizin için işlemcileri, Yonga seti yani bu tür CPU frekansı vesaire önemliyse, performans önemliyse yine tercihiniz LG G4 olacaktır. Sizlere tavsiyem de zaten LG G4'tür arkadaşlar. Şurada baktığımız zaman 20 nanometre bir CPU üretim teknolojimiz var. Bu diğer telefonlardan çok daha iyi. Performansı da zaten burada olumlu etkileyecektir. CPU üretim teknolojisi ne kadar düşükse yani 20 değil de 10'sa örnek veriyorum. Daha performanslı bir CPU anlamına geliyor. Daha iyi bir CPU anlamına geliyor. Burada kesinlikle zaten performans anlamında LG G4 birinci tercihim. Meizu M5 Note ikinci tercihim olur. Hemen devam edelim arkadaşlarım. Üçünde de yani pardon dördünde de 3 GB RAM var aynı şekilde. Bunları geçiyorum zaten bunlar basit şeyler. Sizlere anlatmalık bir şey yok burada.
Kalınlık anlamında LG G4 çok kalın bir telefon çünkü eşit değil. Yani yavaşça ortaya doğru gittikçe kalınlaşan bir telefon. Bu olumlu bir şey mi? Bence olumlu bir şey çünkü elinize çok iyi oturuyor. Diğer telefonlara nazaran. Meizu M5 Note aralarında en ince olanı, tasarım olarak da kesinlikle Casper ve Meizu çok güzel. Çünkü Casper'la Meizu'nun inceliği gerçekten çok uygun bir seviyede. Bu yüzden sizin için tasarım çok önemliyse Casper'la Meizu'yu tercih etmenizi öneririm. Bellek bunları vesaire, hani frekanssız bunlar geçiyor. Bunlar çok basit şeyler. Ancak şunu eklemek istiyorum. LG G4'te AC desteği var arkadaşlar. Yani AC desteği Wi-Fi'ye daha hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz. Daha iyi bir kullanım, daha hızlı bir kullanım sizlere sunar. Buralara da geçiyorum aynı şekilde. LG G4'te mükemmel bir ses kalitesine sahip, mükemmel bir güce sahip arkadaşlar. Hoparlör var. Ben LG G4'ü bayağı bir kullandım. Ses konusunda ya, resmen yanınıza hoparlör taşıyorsunuz. Telefon öyle bir şey. Zaten burada da belirtmiş. 1 watt boost AMP hoparlör demiş. Mükemmel bir ses şeyi var. Gerçekten ilginç arkadaşlar. Böyle bir telefonda böyle bir ses sistemi bulunması beni şaşırttı. Bunun dışında sevgili dostlarım, gördüğünüz gibi 3 telefonda, Kaan'da, Meizu'da, LG'de jiroskop varken Casper'da jiroskop yok. Sizin için ne kadar önemli bilmiyorum ama ben jiroskopun o kadar gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Benim için önemli bir detay değil. Sizler için önemliyse yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlarım, Kaan'la Meizu aynı. Yani şöyle söyleyeyim, aynı parmak izi okuyucu değerlerini soruyor. Böyle şöyle, Casper'da parmak izi okuyucusu bulunmuyor. LG'de de parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Ancak Meizu ve Kaan'da parmak izi okuyucusunun bulunup 0,2 saniyede okuma yapması çok çok güzel bir değer bence. Yani eğer sizin için güvenlik vesaire önemliyse yine tercih edeceğiniz bir telefon olsun Kaan'la Meizu. Bu kadar arkadaşlar, devamını getirmek istemiyorum. Aralarında en yenisi Kaan N2, en eskisi LG G4. Yani artık size kalmış bir durum. Ben hangisini alacaksınız, hani hangisini tercih edersin derseniz, ben kesinlikle bu 4 telefon arasından ilk tercihim LG G4 olacaktır. İkinci tercihim Meizu M5 Note olacaktır. Açıkçası hani ben bunları tercih ederim. Sonra işte Casper, en sonunda Kaan'ı tercih ederim. Sizler için güzel bir rehber videosu oldu. Sizlere güzelce anlattım. Dediğim gibi şu an aralarında en iyisi LG G4, ikincisi bence Meizu. Zaten puanlardan da bunları görebilirsiniz. Sizlere LG G4 tavsiye ederim. Ancak biraz sıkıntılı bir cihaz. Tamamen şans aldığınızda sıkıntılı çıkıp çıkmayacağı sizlere kalmış. Zaten garantili bir ürün. Hani sıkıntı çıkarsa garantiye gönderebilirsiniz. Ben 5 ay civarında bu telefonu kullandım. Bir sıkıntı yaşamadım. Allah'a şükür. Yani başkaları sıkıntı yaşar mı bilmiyorum. Ancak Meizu'yu, eğer LG'ye güvenmiyorsanız Meizu'yu da tercih edebilirsiniz. Meizu da çok güzel bir telefon. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videom açıklayıcı ve detaylı bir şekilde anlatım olmuştur. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.